Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar tekrar. Yeni bir dolar-tl analiziyle birlikteyiz. Hafta sonunda yapmış olduğum analizimde bu grafiğim eşliğinde sizlere dolar-tl için bu hafta hedefin 5.20 olabileceğini ifade etmiştim. Yani 5.31.78 seviyesindeki pivot seviyesi aşılamadığı müddetçe dolar-tl'nin bu hafta için gördüğünüz gibi haftalık grafik üzerinden analiz yapmaktayız. Bu hafta için ilk hedefinin 5.19.60 yani yuvarlak hesapla 5.20 olacağını ifade etmiştim. Arkadaşlar şu anda saatlerimiz 22. 28 Kasım 22 saatleri içerisindeyiz ve dolar TL'nin 5.22.17 olduğunu anlık olarak ve biraz önce de 5.20.70 seviyesine görmekle şurada göstermiş olduğum hedefe ulaştığını görmüş bulunmaktayız. Arkadaşlar dolar TL'nin genel durumuyla ilgili olarak yaklaşık 20 gündür sizlere analizler aktarmaktayım. Ve yapmış olduğum analizlerimde hem Fibonacci kriterlerini hem de pivot sistem kriterlerini kullanıyorum. Ve şu ana kadar gerek pivot sistemin koymuş olduğu destek hedefleri ve destek ve direnç hedefleri gerekse Fibonacci'nin oluşturmuş olduğu hedefler herhangi bir sorun oluşturmaksızın tekniğe uyumlu bir şekilde gerçekleşmiş görünüyor. Şimdi arkadaşlar, dolar TL'nin bir anda bugün gün boyunca 5.25, 5.26 hatta 5.27 seviyelerinde hareket eden bir dolar TL seyrine tanık olmuştuk. Hatta dün itibariyle dolar TL'nin bir ara daha da hızlı bir hareketlilikle 5.22, 5.23'lerden 5.28'lere doğru hareketliliğini hızlandırdığına tanık olmuştuk. Ancak neydi ana kuralımız? 5.31.78 seviyesine kadar tepkiler oluşabilir. Ancak bu seviye aşılmadığı müddetçe, bu seviyenin aşağısında kalındığı müddetçe yönün aşağı olacağını hafta sonu vurgulamıştım zaten. Şimdi arkadaşlar, son 1 saat içerisinde, son 1 hatta 2 saat içerisinde dolar TL'de önemli bir hareketlilik yaşandı. Ve bir anda dolar TL'nin 5.20.70'lere, 5.21 seviyelerine doğru çok hızlı bir geri çekilmesine tanık olduk. Peki arkadaşlar, acaba neydi saat 20-21 civarlarında dolar TL'de yaşanan bu ani hareketlilik ve 5.20 seviyesine kadar devam eden bu düşüşün kaynağı neydi? Şimdi arkadaşlar bugün Amerika Merkez Bankası Başkanı Fed'in Başkanı Powell'ın bir konuşması olacaktı. Bu konuşmanın detaylarına şu anda vakıf değilim. Basına yansıdı mı yansımadı mı onu da bilmiyorum. Ancak bu konuşmanın satır araları bir şekilde basına yansımış olabilir. Belki de bu konuşma gerçekleşirken dünya piyasaları tabii canlı ve aktif olduğu için bir reaksiyon vermiş olabilir. Ve bu konuşmayla birlikte saat 20'den itibaren dolar TL'de çok sert bir gerileme yaşandı. Ben bunu size 5 dakikalık grafiklerle göstereceğim arkadaşlar. 5 dakikalık grafiği ayarlıyorum ve şurada gördüğünüz saat dilimi saat 20. 28 Kasım saat 20. Bu saat itibariyle 5.25.67'li seviyelerden bir anda şu noktaya kadar hızlı bir geri çekilme yani 5.21.74 seviyesine kadar hızlı bir geri çekilme ardından 5.25'e doğru bir tepki ve sonrasında ise 21.20 itibariyle yaklaşık yarım saat önce 5.20.70 seviyesinin görülmesine sebep olan bir reaksiyon yaşandı arkadaşlar. Şimdi ben bu reaksiyonun Powell'ın konuşmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi size göstereceğim Euro dolar paritesinde de benzer bir hareketin olduğuna tanık olacaksınız arkadaşlar. Euro dolar paritesi 1.22.67'lere kadar bugün geri çekilmişti. Ancak şu an itibariyle 1.13.75'lerde olduğunu ve bunun da şimdi size göstereceğim 5 dakikalık grafik itibariyle dolar TL'de olduğu gibi benzer bir hareketlilik yaşadığına tanık olacaksınız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu seviyelerde Euro doların 1.12.60'lar 67'ler seviyesinde olduğu bir anda saat 20 itibariyle, bakın saat tam birebir olarak örtüşecektir burada. Saat 20 itibariyle çok sert bir hareketliliğin başladığını ve bu hareketliliğin 1.13.50'lere kadar devam ettikten sonra tekrardan 1.13.20'lere gevşeyip
ardından 1.1380'lere doğru güçlü hareketini devam ettirdiğini görüyoruz. Yani arkadaşlar euro dolardaki artış doların değer kaybı anlamına geliyor. Euro'nun artması durumunda dolar değer kaybediyor. Buna bağlı olarak doların burada yaşamış olduğu değer kaybı anlık bir şekilde TL'ye de yansımak suretiyle TL'nin de aynı saatte, aynı dakikalarda sert bir şekilde geri çekildiğine tanık olmuş olduk. O halde bu akşam son 2 saat içerisinde dolar TL'de yaşanan ekstra geri çekilmenin yegane sebebi budur. Bunun ne Merkez Bankası'nın şok işlemi yapmasıyla ne de başka bir faktörle herhangi bir alakası olmadığını bu şekilde grafikleri anlık bir şekilde göstermek kaydıyla tespit etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özellikle bu hafta dünya piyasalarındaki döviz kurları veya dünyanın genelindeki ticari gelişmelerle alakalı olarak buna petrol fiyatları da dahil olmak kaydıyla önemli gelişmeler olacak. Bugün Powell'ın konuşması, Cuma günü itibariyle başlayacak olan G20 zirvesi, dünya ekonomileri, ekonomi kurmaylarını bir araya getirecek olan bir G7 zirvesi ve 6 Aralık tarihinde başlayacak olan OPEC toplantısı önemli kararların çıkmasına, önemli fikirlerin ve düşüncelerin ortaya çıkmasına veya bir takım tedbirlerin alınmasına sebep olabilecek türden çok ciddi zirveler. Özellikle Cuma günü başlayacak olan G20 zirvesinde Amerika ve Çin ekonomi kurmaylarının bir araya gelecek olmaları, Amerika'nın Çin'le olan diyaloğu yumuşatmak noktasındaki niyetliliğini ifade etmesine rağmen bir taraftan da aba altından sopa göstererek eğer uzlaşma sağlayamazsak, isteklerimiz kabul edilmezse ek vergileri de yola çıkarırım şeklindeki ifadeleri. Hatta bugün basına yansıdığı üzere Çin'den gelen iPhone telefonlarına yönelik olarak ek vergilerin olabileceğine dair bir takım gelişmeler hala Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının sıcaklığını ama bu G20 zirvesinde ise bir çözüm yolu bulunabilir mi acaba şeklinde bir umudu da beraberinde taşımakta. Sevgili arkadaşlar şimdi gelelim biz dolar TL'ye ve tekrardan dolar TL için analizlerimizi paylaştığımız ana grafiğimize. Şimdi arkadaşlar haftalık grafiğimizde 5.50 seviyesinde bir Fibonacci desteğimizin olduğunu ve bu desteğin kırılmasıyla birlikte aşağı eğilimin %61.8 seviyesine denk gelen 5.06.41 noktasına kadar devam edebileceğini analizlerimde sürekli olarak vurguluyorum. Bu noktada 5.30 seviyesi bir dip seviye miydi şeklinde çok yoğun konuşmalar, tartışmalar oldu. 5.30 seviyesinin bir dip seviyesi olmadığına kanaat getirdiğim böyle bir düşünce olmadığı için ve ben dolardaki hareketliliğin 3.70'ler seviyesinden başlamış olduğunu düşündüğüm için bu grafiğimi ben bu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bu grafiği dolardaki hareketliliği 3.50 seviyelerinden başladığını düşünen, 3.50 yakınlarından başladığını düşünen analiz arkadaşlarımız ise bu şekilde çiziyor ve 5.30 desteğine itibar etmektelerdi. Hayır arkadaşlar, benim şahsi düşüncem dolardaki gerçek hareketlilik şu noktadan başlamıştır. Evet. Dolayısıyla bu noktadan başlayan dolar hareketliliğinin neticesinde doların 7.20'lere kadar gittiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki eğilim ne olabilir? Hafta sonu vermiş olduğum analizimde doların bu hafta için ilk hedefinin 5.20 olduğunu ve 5.20 hedefinin ardından ufak tefek sıçramalar söz konusu olsa dahi tekrardan 5.25, 5.27, 5.28'lere doğru bir atak reaksiyon verme ihtimali var olsa dahi 5.20 desteğinde çok kısa bir oyalanma sonrasında ikinci hedef olarak 5.16 seviyesine kadar dolar TL'de geri çekilmenin devam edeceğine dair yoğun bir kanaatim olduğunu ifade ettim. Arkadaşlar 5.06 seviyesini nereden buluyorum? %61.8 seviyesi Fibonacci'nin çok önemli bir destek ve tepki noktasıdır. Bu %61.8 seviyesi çoğunlukla tepkinin oluştuğu bir bölge olarak bilinir. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Bu tabii ki %100 bir kural değildir. Dolar mutlak surette bu seviyeye kadar gerileyecek ve buradan da bir tepki başlatacak gibi bir düşünce asla olmamalı. Sadece teknik kriterler ve istatistikler
bu durumu ifade ediyor arkadaşlar. %61.8 seviyen 5.06.40'lara denk gelmekte. Dolayısıyla 5.20 desteğinin kırılması. Bu desteğin kırılmasının akabinde doların bu seviyeye kadar geri çekilme ihtimalini yüksek görüyoruz teknik kriterler itibarıyla. Şimdi arkadaşlar bir de pivot sistem değerlerimize bakalım. Pivot sistem değerlerimizde zaten 5.31.78'in aşağısında kalındığı zaman 5.19 seviyesini ön plana çıkarmış. 5.19.60-5.20 diyelim. Ardından da 5.14 seviyesini bu hafta için ön plana çıkarmış durumda. Önümüzdeki hafta için pivot seviyemiz ne olur bilmiyorum. Şu anda canlı pivota bakalım isterseniz arkadaşlar. Evet, canlı pivot henüz hafta kapanmamış olmasına rağmen şu an çok itibar etmemem gereken bir veri. Hafta kapanmadığı için o da şu anda 5.08'i ifade etmekte. Muhtemelen bu hafta sonu 5.06 değerini önümüzdeki haftanın pivot seviyeleri olarak da hesaplandığına tanık olabileceğiz. Şimdi arkadaşlar dolar için genel tablonun 5.20 noktası ile alakalı olan özelliğini ifade ettim. Fakat şu anda şunun çok net olarak bilinmesi gerekiyor ki dolarda yaşanmış olan geri çekilmede her ne kadar Merkez Bankası'nın yapmış olduğu short işlemlerinin büyük bir önemi bulunuyorsa da dolardaki geri çekilmeyi destekleyen çok ciddi ve farklı dış unsurlar var arkadaşlar. İşte Avrupa genelinde baktığımız zaman Brexit anlaşmasının onaylanıp onaylanmama mevzusu İngiltere özelinde. Diğer taraftan İtalya ile ilgili olarak bütçenin onaylanması, Avrupa Birliği tarafından onaylanması, onaylanmaması gibi bu konularla ilgili olan haber akışı da Avrupa cephesinden gelecek olan genel anlamda küresel piyasalardaki döviz kurlarını etkileyici haberlerin de büyük rol oynadığına tanık olduk. Ancak çok önemli bir faktör ki bunu sürekli olarak üzerinde durarak belirtiyorum. Petrol fiyatlarında yaşanmakta olan geri çekilme ve bu petrol fiyatlarının Amerika enflasyonunun durgunlaşması, enflasyonun dizginleşmesi anlamındaki etkileri nedeniyle özellikle Fed'in önümüzdeki süreçteki faiz artırımlarına mola verebileceği, ara verebileceği yönündeki beklentiler bu durumda doların değer kaybetmesinde çok ciddi bir rol oynamıştır. Bugün Powell konuşmasında güvercin bir açıklamam yapacak yoksa şahin bir açıklamam yapacak bilmiyorum. Yalnız petrol fiyatlarındaki gelişmelere duyarsız kalıp da hayır ben kararlı bir şekilde faiz artışlarına çok net bir şekilde devam edeceğim diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü şu an doların değer kaybı bunu da net olarak ifade etmekte zaten euro karşısındaki ve diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı. Şimdi sevgili arkadaşlar dolar için haftalık görüntünün bu olduğunu ifade ettik. Yarın için dolarda nasıl bir seyir söz konusu olabilir? Her ne kadar gün sona ermiş durumda değil. Ancak biz yine de şu anki canlı verileri dikkate almak kaydıyla, canlı rakamları dikkate almak kaydıyla doların 5.23-5.25 bölgesinde artık bir direncinin oluştuğunu ve bu seviyenin aşağısında kalındıkça kademeli olarak 5.18-5.15 ve 5.10 seviyelerine doğru geri çekilme eğilimini devam ettirme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugünkü Powell'ın açıklamalarından sonra yarın güçsüz bir dolar seyrine tanık olma ihtimalimiz var ama bu açıklamalar çok farklı bir tonda gelir ise tabii ki algı biraz değişebilir ancak genel resmi değiştirmez arkadaşlar. Şu an için çok güçlü ve net bir aşağı eğilim söz konusu. Şahsi kanaatim olarak ise bunu sürekli olarak sormaktasınız. Dolar TL'deki aşağı eğilim hızının azaldığını düşünüyorum. 5.06'ya yaklaşımlarda doların bir tepki başlatabileceğine yönelik kanaatim söz konusu. 5 seviyesinin aşağısına inme ihtimalini ise yine şahsi görüşüm olarak çok zor bir ihtimal olarak görüyorum. Her ne kadar bazı analistler dolar için 5 seviyesinin de aşağısına yönelik tahminlerde bulunuyorlarsa da bu onların düşünce ve görüşleridir. Benim görüşüm bu yönde. Doların çok fazla geri çekilmesi veya çok sert geri çekilmesi de yine aynı şekilde çok sert yükselmesi de bizim ekonomimizin dengelerini, ayarlarını bozabilecek sebeplerdir. Bu sebepleri de zannediyorum en iyi ekonomi kurmayları biliyorlardır. Buna yönelik gerekli adımları atıyorlardır. Bu işin siyasi konusu veya bu işin çok daha ayrıntılı bir konusu. Şimdi arkadaşlar
Dolar için 5.20 desteğinin önemli olduğunu, ilk hedefte 5.20'ye kadar geri çekilme ihtimalinin var olduğunu ifade ettik ve bu seviyeye kadar geriledik. Şu anda takip edilmesi gereken en önemli seviyeler 5.14-5.15 civarları ve sonrasında 5.06'ya yönelik bir geri çekilme olacak mı olmayacak mı, bunu izlemekte fayda bulunur. Peki arkadaşlar, dolarla ilgili olarak son vermiş olduğum analizlerimde sürekli olarak Merkez Bankası'nın dolar biop kontratlarında satış yaptığını ve yüklü miktarda pozisyon taşıdığını ifade etmiştim. Ancak hafta sonu verdiğim analizde ise Merkez Bankası'nın son günlerde artık short işlemi, satış işlemi yapmadığını, yani pozisyonunu artırmadığını ifade etmiştim. Şimdi isterseniz bir de bu durumun ne alemde olduğuna bakalım. Yani Merkez Bankası pozisyonlarıyla ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapmış mı, pozisyon artırmış mı, artırmamış mı son birkaç gün itibariyle. Arkadaşlar, çok affedersiniz. Arkadaşlar, fazla uzun sürmemesi bakımından, zamanınızı almamak bakımından ben bu video analizi öncesinde yaptığım incelemelerde Merkez Bankası'nın Kasım vade, Aralık vade ve Şubat 2019 vadede son günlerde, son bir hafta içerisinde hiçbir pozisyon açtığına tanık olmadım. Herhangi bir pozisyon açmamış, eldeki mevcut pozisyonlarını tutuyor ve pozisyonlarını kapatmamış. Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankası'nın elinde bugün itibariyle ne kadar pozisyon var, bunları tek tek göstermeye çalışayım size. Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz tablomuz Merkez Bankası'nın, daha doğrusu Biop dolar kontratlarının Kasım ayındaki kontratlarını göstermekte ve Kasım ayı itibariyle Kasım ayı kontratlarında Merkez Bankası'nın 224.000-225.000 civarında short pozisyonu bulunuyor arkadaşlar. Bunun karşılığında İş Yatırım, Denizbank gibi diğer kurumların var ve Merkez Bankası'nın görmüş olduğunuz gibi 224.000 gibi yüklü bir miktarda bir kontratı bulunmakta. Son analizimde de ifade etmiştim ancak çok fazla soru geldiği için bir kez daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Kasım kontratlarının son günü Cuma günü, yani ayın 30'u. Ayın 30'una kadar Merkez Bankası'nın bu kadar miktardaki bir kontratı satış yaparak fiili bir işlemle kapatması mümkün değil. Tek tuşla kapatabilir mi, anında kapatabilir mi gibi bir takım sorular söz konusu. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey mümkün değil. Çünkü 224.000 kontratın satılması demek, bu kadar kontratı alacak olan alıcıya ihtiyaç var demek. Bu miktardaki bir alımı kim gerçekleştirecek veya 3-5 saat içinde, bir gün içerisinde bu kadar kontratın alınması, karşılanması neredeyse imkansız. Peki ne olacak? Olacak olan şu arkadaşlar, yine ifade etmiş olduğum gibi Merkez Bankası vade sonunu beklemek suretiyle vade sonundaki uzlaşma fiyatından otomatik olarak bu pozisyonlarının kapanmasını sağlayacak. Bir kez daha ifade ediyorum arkadaşlar. Biop işlemlerinde böyle bir uygulama vardır. Ya fiilen elinizdeki pozisyonları alarak veya satarak kapatırsınız. Elinizde short pozisyon varsa alım yaparak, long pozisyonunuz varsa ise short pozisyon açarak, yani karşıt işlem açarak elinizdeki pozisyonu nötr koruma getirirsiniz veya azaltırsınız. Pozisyonunuzu taşımaya devam ediyorsanız, herhangi bir işlem yapmıyorsanız, vadenin son günü geldiği zaman sistem otomatik olarak o anki uzlaşma fiyatından pozisyonları nakde çevirir. Dolayısıyla Merkez Bankası Kasım ayı kontratlarında bunu yapacak görünüyor. Şurada 1-2 gün gibi çok kısa bir zaman kaldı. Bu miktardaki bir kontratın kapatılması mümkün değil. Şimdi arkadaşlar, Kasım ayındaki tablo bu. Gelelim Aralık kontratlarında Merkez Bankası'nın durumuna. Arkadaşlar, Aralık kontratlarında ise Merkez Bankası'nın durumu 572.650 kontrat Merkez Bankası short pozisyon taşıyor. Çok ciddi bir rakam, oldukça yüksek bir miktar, 572.650. Bu arkadaşlar, hafta başında da bu rakam aynıydı. Dolayısıyla son 3-5 gündür Merkez Bankası ekstra short pozisyon açmıyor. Demek ki mevcut seviyelerin yeteri kadar düşük olduğunu veya bu seviyelerden short pozisyon açmakla daha da ekstra bir gerilemenin yaşanmasına meydan vermek istemeyen olabilir. Veya şu sebep, bu sebep, her neyse. Merkez Bankası şu anda short açma işlemlerini durdurmuş durumda tüm vadeler itibariyle. Şimdi arkadaşlar, bir de Şubat vadeye bakalım. Şubat 2019 vadeye bakalım. Şubat 2019 vadede de yine Merkez Bankası'nın elinde 40.000 civarında bir kontrat bulunuyor. Short pozisyon bulunuyor. Bu vade itibariyle de Merkez Bankası herhangi bir işlem yapmış değil. Şimdi arkadaşlar, bir başka konuya geleceğim. Merkez Bankası'nın
bu işlemleri yapmakla rezervlerini tükettiği şeklinde bir iddia, bir düşünce var. Arkadaşlar, VIOP işleminin mantığını bilmeyen, bu konunun detaylarına hakim olmayan bazı arkadaşlarımızın bu şekildeki düşünceleri doğru değil. Öncelikle VIOP'ta işlem yapmanın mantığını ve bu işlemlerde nasıl bir teknik altyapının söz konusu olduğunu bilmeniz gerekiyor. VIOP işlemlerinde her bir kontrat için belli bir teminat yatırırsınız. Yani şu an için zannediyorum VIOP dolar kontratlarında 455 TL olması lazım. Siz bu miktarda bir paranız varsa, 455 TL'niz var ise bir kontrat, long veya short işlem yaparsınız. Ve bu işlemi 1'e 10 kaldıraç dediğimiz VIOP işlemlerinde kaldıraç oranı vardır. Dolardaki her bir kademelik düşüşte veya inişte buradaki yüzdesel oranın 10 katı kadar kazanırsınız veya kaybedersiniz. Yani siz doların düşeceğini tahmin ederek yukarı seviyelerden bir pozisyon açtıysanız ve sizin düşünceniz doğrultusunda dolar düşmeye devam ediyorsa siz katlamalı bir şekilde 1'e 10 dediğimiz kaldıraç oranıyla para kazanırsınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, size simülasyon olması bakımından, daha iyi anlayabilmeniz bakımından bir hesaplama örneği göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankası'nın şurada görmekte olduğunuz gibi maliyeti, ortalama maliyeti yani Kasım kontratlarında 5.79. Biz buna yuvarlak olarak 5.80 diyelim. Merkez Bankası Cuma günü itibariyle diyelim ki uzlaşma fiyatı, yani VIOP'un son kapanış fiyatı 5.25 olduğunu düşünelim. 5.80 ortalama maliyetle 225 bin kontrat işlem yapmış ve sonuç itibariyle bu işlemlerini, bu short pozisyonlarını 5.25'ten kapattığını düşünelim. Şimdi arkadaşlar, yapacağımız hesapta size şunu göstermek istiyorum. Şurada bir Excel tablosundan gösterirsem daha kolay anlaşılacağı kanaatindeyim. Bir kontrat işlemin, bu arada şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Kontrat fiyatları çok hızlı bir şekilde değişir. Piyasalardaki, dolardaki iniş ve çıkışlara bağlı olarak 670 TL'ydi son dönemlerde. Daha sonra 455-410 TL'lere doğru inişler oldu. Biz Merkez Bankası'nın bu kontratları 670 TL birim fiyatıyla açtığını düşünelim. Yani her bir kontrat için 670 TL'lik bir başlangıç teminatı yatırmak kaydıyla açtığını düşünelim. Ve pozisyonunu 5.80'den açtığını düşünelim. Ve arkadaşlar 5.25'den kapattığını düşünelim. Şimdi arkadaşlar, ortaya çıkan tablo şu. Merkez Bankası 5.500 puan gibi, puan diyorum arkadaşlar, birim puan olarak söylüyorum, bir kazanç elde etmiş ve bunun yüzdesel kazancı ise %134 arkadaşlar. Bu %134'lük bir kazanç çok önemli bir rakamdır. Dolayısıyla Merkez Bankası doğru karar verdiği takdirde, yani yüksekten açtığı pozisyonlarını daha aşağı seviyelerden kapatmaya muktedir olursa, hani diyorsunuz ya terse gelirse, terse gelir gelmez bu işin ayrı bir konusu arkadaşlar. Şu anki durum ve şu anki fiyatlar itibariyle Merkez Bankası açmış olduğu pozisyonlarda karlıdır, kazançlıdır. En yakın tablo olarak Aralık ayı kontratlarında ne olur ne biter bilmiyorum. Aralık ayı kontratların sonu mu beklenir? Yoksa daha erken bir şekilde fiili olarak yapacağı alımlarla mı pozisyonları kapatmayı düşünür? Geleceği okuyamam. Ancak şu an Kasım ayı kontratları itibariyle gördüğüm tablo şu. Kasım ayı kontratları fiili olarak alım işlemleriyle kapatılmayacak, uzlaşma fiyatından kapanacak. Özetle 5.20'ler, 5.25 civarından bir kapanış fiyatı olacağını tahmin edersek, öngörürsek, bu durumda Merkez Bankası %134 oranında bir kazançla Kasım ayında açmış olduğu 220 bin küsür kontratı elden çıkarmış, nakde çevirmiş olacaktır. Demek ki Merkez Bankası'nın tek amacı doları frenlemek değil, aynı zamanda Merkez Bankası bir oyuncu gibi VIOP piyasalarına girme yetkisini dolardaki hızlı yükselişin hemen arkasından aldı ve bu yetkiye bağlı olarak da hem oyuncu oldu, hem doları frenlemeye çalıştı ve hem de buradan para kazanmayı hedefledi. Şu an başarılı oldu ama yarınlarda ne olur bilinmez tabii ki arkadaşlar. Şimdi
Bu örneğimizi de ver. Tabii ki ben burada bir kontrat bazında bir hesap yaptım ve birim fiyatını, kontrat birim fiyatını 670 TL olarak hesapladım ve dolayısıyla 670 TL olarak şurada bir hata yapmış olmayalım. Evet arkadaşlar, burada bir hata yapmışız. Birim fiyat 670 olarak hesapladım. Yatan teminatın da 670 TL, yani başlangıç teminatının da 670 TL olması gerekiyor. Bu durumda %80 civarında bir karlılık elde etmiş bulunuyor. 5.80'den alıp da 5.25'den pozisyonlarını kapatması durumunda oluşan karlılık oranı bu civardaymış. Şimdi siz arkadaşlar, ben bunu bir kontrat için hesapladım. Bunu Merkez Bankası'nın elinde bulundurduğu kontrat sayıları itibariyle hesaplayabilirsiniz. Burada 670 birim fiyatını almamdaki sebep arkadaşlar, USD kontratlarının bir ay öncesine kadar, 15-20 gün öncesine kadar birim fiyatı 670 TL idi. Daha sonra 455-410 gibi fiyatlar söz konusu oldu. Zannediyorum şu anda 455 TL'ye indi ama Merkez Bankası'nın açmış olduğu pozisyonların birim maliyeti bu seviyelerde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu durumu da izah ettikten sonra son olarak bir dolardaki tablonun ne olduğuna bir bakalım. Son fiyatın ne olduğuna bir bakalım. Evet, dolar şu anda arkadaşlar saatlerimiz 22.23'ü gösterdiği anda 5.21.94, 5.22 seviyesinde. Euro dolar paritesi de yine benzer bir seyir içerisinde 1.13.80'ler civarında seyrini devam ettirmekte. Dolar için ve Merkez Bankası ve diğer faktörlerin dolardaki etkileşimleriyle ilgili olarak şu anda söyleyebileceklerim bundan ibaret. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın efendim. Saygılar.